kararların geleceği belirleyeceğini söylüyor. Halk birbirine düşman değil ki. Halk kardeş gibi. Buraya sizin gibi çok gelirler. Gazeteciler falan bana sarılırlar, öperler. Anlatabildim mi? Hiçbir zaman böyle bir ayrıntı yok. Her zaman için halk suçsuzdur. Siyasiler götürüyor bunu. Anlatabildim mi? Halkın hiçbir günahı yok. Halk o zaman da kardeş gibi yaşamış. Ve biliyorsunuz o zaman da hükümet yapmıştır. Ne yapmışsa hükümet yapmıştır. Hem yersiz. Bu. Sonra niye üzerinde bu kadar duruyorlar? Şimdi yıllarınız geçmiş Türkiye'de. Evet. Yani ilk vatanınız orası. Evet. Şimdi de buradasınız. Ya nasıl bir duygu? Yani Türkiye denince, Türkiye'deki hatıralarınız aklınıza geldiğinde ya da Türkiye konu olunca neler hissediyorsunuz? Biliyor musunuz böyle yastığa ne zaman başını koyarsan böyle film şeridi gibi bütün hatıralar devreder. İlk gençlik. Hele Malatya. Anlatabildim mi? En fazla Malatya'yı hatırlarım. Hayret var, en fazla yaşadım, 28 yıl yaşadım İstanbul'da, fakat Malatya ağır basıyor, neyse bilmiyorum. Tabii ki bütün arkadaşlarım gözümün önünden geçer. Acaba ne yapıyorlar, acaba ne ediyorlar? Birinden bir bunun içinde mi sanmayın ki yalnız Ermeniler. Türk arkadaşlarım olsun. Anlatabildim mi? Ben senelerce Beyoğlu Spor'da oynadım. Oradaki arkadaşlar olsun. Anlatabildim mi? Peki ziyaretlerine geliyor musunuz? Birkaç sefer geldim. Fakat bilmiyorum, eski tadı bulamıyorum. Çünkü fikirlerimiz tamamen zıt, birbirine uymuyor. Anlatabildim mi? Bana şöyle bir şey diyorlar ki, niye efendim bıraktın gittin? Zengindin, şuydu, buydu. Belki ben bunu şey demiyorum. Belki sevdiğinden, sevdiklerinden yani gitmişinize bozuluyorum. Ben bunu şey demiyorum. İnsan biliyor musun? Kardeşinin evi ne kadar böyle kuş tüyünden yataklar olsa insan kendi evini düşünür değil mi? Nasıl beni Malatya çekiyorsa şimdi de burası çekiyor. Ben bunların buradan ayrılamıyorum. Anlatabildim mi? Ermenistan hükümetinin Türkiye ile ilişkiler konusunda alacağı kararlara kamuoyunun tepkisi ne olur? Türkiye'de de bizim ülkede de tepki gösterenler oluyor. Biz iki devlet olarak ilişkilerimizi normalleştirirsek bu ilişkiler tepkileri daha da yumuşatır. Sizin programınız mesela buna büyük katkı sağlar. Ben size çok teşekkür ediyorum. Türkiye-Ermenistan arasında başlayacak ilişkilerin aynı zamanda Yukarı Karabağ meselesinden kaynaklanan Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sorunun çözümü için de olumlu bir adım olacağı kabul ediliyor. Efendim, Türkiye-Ermenistan yakınlaşması Yukarı Karabağ meselesinden kaynaklanan Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sorunları nasıl etkileyecek? Azeri meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Bu konuda temenni düzeyinde gelişmeler ve kararlar alıyoruz. Burada siyasi bir istek olmalı. Bu konuda Türkiye, Karabağ sorunu noktasında da yardımcı olmalı. Kaldığımız süre içinde gördüklerimiz bizi şaşırtmadı. Cumhurbaşkanı Gül'ün Erivan ziyaretinin
birçok kültürel benzerliğimizin olduğu bu halk üzerinde bıraktığı olumlu havanın devam ettiğini gördük. İki ülke arasında açılan bu yeni sayfayla birlikte genel olarak halkın Türkiye'ye bakışında olumlu bir gelişme var. Ölümlü düşünenler futbolla kurulan köprüyü diplomatik ilişkiler açısından olumlu karşılıyor. İlişkilerin iyileştirilmesinin bundan sonraki süreçte sadece Türkiye-Ermenistan için değil, Azerbaycan açısından da olumlu olacağını söylüyor. Taşnak Partisi gibi milliyetçi kesimler ise ziyaret sonrasındaki gelişmelerin önemli olacağını, ancak iki halk arasında sıcak ilişkiler kurulması için geçmişteki olayların mutlaka kabul edilmesi gerektiğini şart koşuyor. İki hafta sonra yine aynı gün ve saatte hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada görüşmek üzere, sevgiyle kalın.